Selamun Aleyküm dostlar ben Sabri. Masamda M4 işlemcili 13 inç ekrana sahip iPad Pro bulunmakta. Temsili bir kutu açılış videosu hazırlamak istedim sizlere. Bir haftadır bu ürünü kullanmaktayım. Hem ürünün kendisiyle ilgili ilk deneyimlerimi hem de Smart Folio ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Temsili bir kutu açılış videosu hazırlamamın sebebi de şu. Yani sıfırdan kutu açmıyoruz ya hani belki merak edebilirsiniz neden kutu açılış ve ilk izlenimleri bizzat benimle paylaşıyorsun doğrudan inceleme paylaşsaydın diye. Olay tamamen şundan ibaret. İnceleme videosunda zaten kendi tecrübe ve deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Ancak tabletler hakkında çok fazla soru geliyor. Öğrencilerden, profesyonel kullanıcılardan, genel kullanıcılardan iPhone aldım yanına iPad almalı mıyım veya Android kullanıyorum iPad kullanmalı mıyım bir dünya soru geliyor. Bu doğrultuda inceleme videosunu sizlerin sorularınız doğrultusunda hazırlamak istiyorum. Bu nedenle bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu hazırlamamın tek sebebi bu. O zaman şimdi hızlı bir şekilde kutuyu açalım ve görüşlerimi sizlere aktarmaya başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerekten kutumuzu açıyoruz bazen yorum geliyor imam mısın ürünü anlat diye. İmam değilim ancak besmele çekmek işime geliyor. Bunu bu şekilde söyleyebilirim. Herkesin yaptığı benzetmeyi ben de yapabilirim sanırım. Burada yağlı pişirme kağıdı benzeri bir kağıt içerisine geliyor iPad'imiz. İnçelik olarak 5.1 mm benim elimdeki versiyon ise 577 gram ağırlığa sahip. Bir önceki kullandığım iPad Pro 12.9 inç M1 işlemcili ürünün 682 gram ağırlığa sahip olduğunu düşünürsek 103 gramlık hafifleme gerçekten hissedilebilir. Ayrıca incelik de fazlasıyla hissedilebilir. Ancak inceliğin de getirdiği dezavantajlar var. Bunlara da değineceğiz tabii ki. Kutunun içerisinde zarfımız bulunmakta. Şu zarfa bakacak olduğumuzda Apple çıkartmalarını çıkartmış. Bu kadar kağıt yerine bizler o elma stickerlarını görmek istiyorduk. Kullansak da kullanmasak da hoşumuza gidiyordu bunlar. Artık şarj adaptörü de yok. Bunun yerine sadece iki ucu Type-C olan, cihaz ile aynı renkte çıkan en azından bunu yapmışlar. Siyah alırsanız siyah, beyaz alırsanız beyaz şekilde örgü kablo çıkmakta. Bu kablonun hızı USB 2.0. Bu genellikle karıştırılıyor. Tabletimizin USB çıkışı Thunderbolt USB 4 hızında ancak bu ürün sadece USB 2.0 hızında. Az önce yerli YouTuber'lardan bir tanesini izliyordum da Apple işte iPhone 16 Pro Max kutu açılımını yapıyordu arkadaş. En azından örgülü kablo koymuş diye inanılmaz bir şekilde övüyordu. Yani örgülü kablo koyması çok önemli değil. En azından burada Thunderbolt destekli, DisplayPort destekli iki ucu Type-C bir kablo koysalardı bizleri 1500 TL gibi bir masraftan kurtarırlardı hem de Apple'ın orijinal ürününü kullanmış olduk ama Apple bunu bile yapmıyor. Bu benim eleştirimdir. Sonuçta para almadığımız için rahatlıkla konuşabiliyoruz. Sponsor olmamasının da artıları bunlar tabii ki. Ha yine de sponsorluk olursa hiç de kötü olmaz. Şunu bir kenara çıkartalım. Ve burada Smart Folio'ya bakalım. Bismillah. Şimdi Smart Folio satın almadan önce Spigen'in Smart Folio benzeri bir kılıfını satın aldım. Bu arada Smart Folio'nun şu arkasına bakalım hangi açılarda kullanabileceğimizi bizlere gösteriyor. Şimdi başka hangi markanın smart folyo benzeri kılıfını alırsanız alın hiçbirinde bu özelliklerin olmadığını gördüm. Yurt dışından sipariş verebileceğimiz bazı ürünler var ancak onlar da açıkçası şüpheli oldum çünkü kalitesi böyle olur mu vesaire bilemedim. Dolayısıyla bunu satın aldım. Zaten iPad'lerin kılıfları 1000 liranın üzerinde 1500 TL gibi. Biraz daha fazla ödedim. Gerçi bayağı fazla ödedim. 4400 lira. Ama bunu satın aldım. Normalde tablet kullanırken kesinlikle kılıf kullanmayı sevmem. O kısma da geleceğim. Ama şimdi şunu bir sizlere göstermek istiyorum. 5.1 milimetrelik inceliği çok da fazla e, bozmadan, elimde bir kumpas yok ancak gördüğünüz gibi cihazın estetiğini çok fazla bozmadan e, gayet güzel bir şekilde ürünü kaplıyor. Öncelikle bu ürünün kalitesini şöyle anlatayım sizlere. Tabii ki ekranı uyandırma özelliğimiz mevcut orijinal ürün olduğu için artık orijinal olmayanlarda bile bu var. Öncelikle şu katlanma mekanizması inanılmaz bir şekilde rahat. Ucuz ürünlerde bu genelde olmuyor. Bunun haricinde manyetik kısımları çok güzel. Mesela şu kanat doğrudan manyetik olarak buraya yapışıyor. Hissediyorsunuz. Burada yok ve burası da manyetik olarak yapışıyor. Yani kendiliğinden atmıyor. Bunu komple ters çevirip koyduğunuzda da bakın yine aynı şekilde manyetik olarak buraya yapıştı. Burası da aynı biçimde. Bakın burası bu kanat buraya manyetik yapışıyor. Burası yapışıyor ve burası yapışıyor. Bu şekilde tutanmasının en büyük sebebi böyle arkaya doğru katladığımızda böyle işte sekreter blok mu dersiniz ne dersiniz? Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Bu kılıfın işte fiyatını hak ediyor açıkçası. Yani yapacak bir şey yok. Parmak izi tutma konusunda da gayet iyi. Hiçbir şekilde parmak izi tutmuyor. Mat bir yapısı var. Biraz böyle parmakların biraz hoş yapıyor ama yani güzel. Arka kısımda böyle belirli belirsiz bir gömülü, kazınmış buraya bir ısırılmış elma logosu bulunmakta. Ayrıca meraklısı için söyleyeyim. Buradaki kamera çıkıntısı da kılıfın altında kalıyor. En sinir olduğumuz şeylerden biri de buydu tabii ki. Ben kalem kullanmıyorum ancak Apple Pencil satın aldığınızda işte masanın üzerine koyduğunuz yazı yazacaksınız bir şey yapacaksınız tıngır mıngır tablet oynuyordu. İşte bu, tab bu kılıfı kullandığınızda böyle bir şey olmayacak. Son olarak şu açıları da sizlere göstereyim. Bu bu şekilde tutunuyor. Tutunduktan sonra bunu getiriyorsunuz. Buraya yapıştı. Yani sadece buraya tutunmakla kalmıyor. Aynı zamanda buraya da yapışıyor. Bu sayede bu tableti şöyle masanın üzerine koyup rahatlıkla yazınızı yazabiliyorsunuz. Hatta bu modda kullanırken o kadar rahat ediyorsunuz ki harici bir klavye ihtiyacınız olmuyor çoğu zaman. Dik kullanmak istediğinizde de tablet şu şekilde duruyor ancak bu inanılmaz dik bir açı. Yani tablete tamamen cepheden bakmanız gerekiyor. Tabi Apple bunu da düşünmüş ve buradaki manyetik kısımlara bir tane kademe eklemiş. O da şu. Bakın böyle yaptığımda görülebiliyor mu? açımız bayağı bir farklılaştı. Dolayısıyla e, burada işte bir şeyler çizmek, yazmak veya görüntülü görüşme yapmak istediğinizde masanızın üzerine koyduğunuzda e, cepheden bakmadan doğrudan sizin boyunuza göre ayarlanmış oluyor. Diyelim ve kılıf muhabbetini de sonlandırmış olalım. Öncelikle bu cihazın mukavemetinden bahsetmek istiyorum sizlere. Dedim ya bazı dezavantajları var bu incelik ve hafifliğin. Şimdi Apple bu ürünün iç dizaynında sağ ve sol kısma uzunlamasına pilleri yerleştirirken tam orta kısma da uzunlamasına anakartı ve tabii ki işte işlemci vesaire bileşenleri yerleştirmiş. İşlemcinin soğutulması için de bir plaka yerleştirilmiş ve o plaka da aynı zamanda cihaza mukavemet kazandırıyor. Okey. Cihaz şu şekilde bükülmeye çalışıldığında veya yanlışlıkla üzerine oturulur, çantanızdayken üzerine yük gelir vesaire bu şekilde veya tam tersi şekilde bükülmüyor. Ama cihaz bu şekilde bükülmek istendiğinde İçerisindeki tüm bileşenler uzunlamasına yerleştirildiği için e, dikine bükülmeyi engellerken bu şekilde bükülme fazlasıyla kolay olduğunu gördüm izlediğim e, videolarda. Ayrıca kasanın tam ortasında bulunan Type-C bölümü de kasada mukavemetsizlik yaptığı için oraya zaten yapacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla çantanıza koyacaksanız, yanınızda sürekli taşıyacaksanız kılıf almayı kesinlikle ihmal etmeyin. Tabii ki ince bir ürün, narin bir ürün, hafif bir ürün dolayısıyla bu tarz ekzentrik şeyler olacaktır. Çok fazla kafaya takmaya gerek yok. Önemli olan cihazın içerisindeki güç. Geekbench 6 testi yaptığımda tek çekirdek ve çok çekirdek skorları gerçekten göz doldurucu yapıda. Şu anda bu skorlara yaklaşan herhangi bir Android da tablet bulunmamakta oyuncular için de asıl önemli olan kısım grafik tabii ki. GPU testi yaptığımda da muazzam bir sonuç elde ediyoruz. Zaten RTX çekirdekleri de var bildiğim kadarıyla bunun içerisinde. Yani oyunlardaki RTX efektlerini de kullanabiliyorsunuz. Yani gayet güçlü, dolu dolu bir ürün var karşımızda. Satın alacak kişiyi uzun yıllar idare ettirecektir ama Böyle bir parantez açmak istedim. Çünkü benim elimdeki ürün 1 terabayt. Bunun 2 terabaytlık versiyonu da var. Ancak daha düşük depolama birimleri de bulunmakta. 256 GB ve 512 GB'lık modellerde söz konusu. Ama dedik ya. Neden ama dedim. Şimdi uzun yıllar kullanmak istiyorsanız bu ürünü hafıza eyvallah. Belki 256'lık birçok kişiye yetecektir. Hani insanlar kendileri bir tık zorlayıp 512'lik alabilir. Ancak bunlar da sadece hafıza değişiyor. 1 ve 2 TB'a geçtiğinizde ise RAM de değişiyor. Geekbench 6'nın verdiği skor 15.1 GB. Yani 1 ve 2 TB'lık modellerde 16 GB'lık RAM var. Daha düşük modellerde ise RAM'imiz 8 GB. Bu detayı kesinlikle atlamamak gerekli. Bugün App Store'daki muhtemelen bütün uygulamaları en performanslı şekilde çalıştıracaksınız. Ancak yarın bir gün yeni çıkacak uygulamalar özellikle oyunlarda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız 16 GB RAM'e sahip 1 veya 2 TB'lık modelleri satın almanızı tavsiye ediyorum. Tabii şöyle bir söz vardır. Bekara karı boşaması kolay derler. Ben satın aldım ama şimdi ben de bunu işte taksitli aldım vesaire vesaire bulabileceğim en uygun kampanyaları kolladım. Videonun bu kısmında ufak bir öneride bulunmam gerekirse tabii herhangi bir sponsorluk ve işbirliği yok burada. Ben bu videoyu Eylül ayının sonlarında Ekim ayına gireceğimiz 2004 yılında çekmekteyim. Eğer böyle bir ürün satın almak istiyorsanız Kasım indirimlerini bekleyin. Evet Apple Store Kasım indirimlerinde genelde indirim yapmaz ancak işte hepsi burada vatan bilgisayar, Amazon, MediaMarkt, Teknosa ve daha birçok mecrada bu ürünü muhtemelen uygun fiyata bulabileceksiniz. Veya farklı taksit kampanyaları olacaktır. Dolayısıyla eğer gönlünüz varsa benim tavsiyem Kasım ayını bir bekleyin. Umarım o dönemde bir döviz fırlaması olup da Apple ekstra zam yapmaz. Ama yine de Kasım ayında muhtemelen fiyatları çok daha uygun seviyelerde bulacaksınız. Bu tablette düzeltilen konulardan bir tanesi artık ön kamera kısa kenarda değil uzun kenarda. Bu sayede hani hem Magic Keyboard'a oturttuğunuzda hem de Smart Folio kılıfınızı kullandığınızda stand vazifesi görürken şuraya değil de doğrudan ortaya bakarak görüşmelerinizi yapabileceksiniz. Ön kamerayı kullanarak video çekebileceksiniz. Tabi önceden de çekebiliyorduk ancak yandan çekmek var ortadan çekmek var. Çok daha farklı oluyor. Benim burada eleştireceğim bir konu ön kamera maksimum full HD video çekebiliyor. Yani burada 4K videoyu bekliyordum ben açıkçası. Neden yapmamışlar beni gerçekten şaşırttı. Aslına bakarsanız Apple'ın M1 ve M2 işlemcili iPad Pro modelleri arasında çok kısa bir süre vardı. Hani muhtemelen M4 işlemcisinden sonra belki işlemci güncellemesi olmasa bile ufak tefek revize e, revizyonlarla artık tam söyleyemedim. Siz anladınız. E belki bazı şeyler biraz daha iyileştirilerek önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkabilir. Yine de çok fazla önemsemiyorsanız, e, hani ben Full HD bana yeter diyorsanız ki şimdilik ben idare ediyorum bununla. Bu tablet muazzam e, donanımsal özelliklerle karşımıza geliyor zaten. Apple bu versiyon tabletinde belki de en büyük yeniliği ekranda yaptı. Artık OLED bir panel var. Ama burada da tandem OLED diye bir şey kullanılmış. Ne demek oluyor bu? İki tane OLED panel pikseller üst üste gelecek şekilde birleştirilmiş. Hani nasıl yapılmış çok da bilmiyorum. Hani dikmişler mi yapıştırmışlar mı? İşin o kısmı beni çok fazla ilgilendirmiyor. E, bu sayede 1600 nite kadar ulaşabilen parlaklıklar sağlanırken normal kullanımda da 1000 nit parlaklıklara ulaşabilen bir ekran var karşımızda. Yüksek parlaklıklara ulaşılmak istediğinde o üst üste gelen piksellerin ikisi birden çalışırken düşük parlaklıklarda piksellerden bir tanesinde çalışması yeterli olabiliyor. Böylelikle hem ekran yanığının önüne geçiliyor hem de daha uzun ömürlü bir ekrana sahip olmuş oluyoruz. Yani çift katlı bir ekran olmasına rağmen 5.1 milimetrelik incelik gerçekten iyi olmuş bu üründe. Kullandığım kısa dönemde şunu belirtmeliyim ki ürünü elime aldım. Film izleyeceğim, video izleyeceğim. İşte diğer elimle de çıtır çerez yiyorum, maç izliyorum vesaire işte çayımı içiyorum. Çok fazla bileğimi yormuyor. Yani 680 gramlık ürünü de kullanıyordum sonuçta daha öncesinde. Burada 577 grama düşmesi gayet ideal olmuş. Asıl olay şu hani birçok kişinin rahatsız olduğunu ve yorumlarda belirttiğini sorduğunu bildiğim için söylüyorum. Normalde insanlar maksimum ses seviyesine geldiğinde arka kapakta herhangi bir titreme olduğunda e, rahatsız oluyorlar. Şimdi bir cızırdama yapmıyor. Bunu söyleyebilirim. Ama tableti elime tutup da işte o müziği, o filmi izlerken, müziği dinlerken yüksek seslere geldiğimde evet arka kapaktaki titreşimi rahatlıkla hissedebiliyorum. Ama dediğim gibi e, kılıfsız bir şekilde kullandığımızda karşımıza gelen konu bu. Yeri gelmişken bunu da belirtmek istedim. Cihazın bükülebilirliğinden falan birazcık bahsettim. Tabii ki izlediğim videolar doğrultusunda edindiğim bilgiler doğrultusunda bu bilgiyi sizlerle paylaştım. Son olarak mukavemet konusunda ekran camından bahsetmek istiyorum sizlere. 7. seviyede sertliğe sahip bir ekran var karşımızda. Bir cam kullanılmış. Bunun en büyük sebebi de Apple bu tablete özel bir e, yeni bir Magic Keyboard çıkarttı. Yani daha önceki Magic Keyboard'lar e, bu tablette çalışmıyor. Aynı standa oturmuyor. Ve yeni nesil Magic Keyboard'un materyali metal. Metal bir malzemeden yapılmış. Dolayısıyla kullanılan metalden daha sert bir cam kullanmaları gerekiyordu ki cam kolay kolay çizilmesin. Yani sürtüldüğünde bir şey olduğunda camda çizikler olmasın. Bu gayet iyi düşünülmüş. Tabii 1 ve 2 terabaytlık modellerde mat kaplamaya sahip nano texture e, teknolojisi veya başka bir şey kaplaması denilen bir ekran da söz konusu. O ekranı hani çizim yapan kişilere bile tavsiye etmiyorum. Çünkü çok kolay çizilebildiği gibi ekranın renklerinde bir miktar bozuyor. Eğer çizim yapmak sizin için çok önemli ise mat ekrana sahip iPad Pro satın almaktansa böyle parlak ekranlı olanı alın. Sonra da Paper Mate dediğimiz o mat ekran koruyuculardan kaplayıp kullanmanızı tavsiye ederim. Hem çizilirse ekran koruyucu çizilir hem de daha dayanıklı bir ekranla ürününüzü kullanmış olursunuz ve birkaç bin TL de cebinizde kalır. Çünkü o mat kaplamaya sahip ekranda olan iPad bir miktar pahalı. M4 işlemcili 13 inç ekrana sahip iPad Pro ve Smart Folio'ya ufaktan bir bakış atmış olduk. Bir takım teknik detayları sizlerle paylaştım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu iPhone 16 Pro Max ile çekmekteyim. Ses kaydını stereo olarak almaktayım. Bildiğiniz gibi uzamsal ses kaydı da alabiliyorum ancak hiç beğenmedim. Belki bir güncelleme ile düzeltirler ya da belki olması gereken odur da ben beğenmedim bilemiyorum. Stereo ses kaydı gayet güzel oluyor bu ürün ile ilgili, tabletle ilgili soracağınız tüm soruları video kısmının hemen alt kısmına bizlere yöneltin ki inceleme videosunu o şekilde sizlere hazırlamış olalım. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.